31 Ağustos Ankara Gücü Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümünden dolayı bu şanlı tarihe sahip olan bu güzel yüzüde Türk futbolunun doğan kulübünde olmaktan dolayı ben bu oyuncuların çok mutluyuz. Nice uzunca yıllar hepimizin hep beraber bu takıma vereceği katkılarla başarılı bir sezonlar diliyorum camiamıza. Hayırlı olsun. 31 Ağustos 1910 kırılış yıl dönümü itibariyle camiamıza burada bu kulübü kurmakla payı olan, emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel günde, kırılış yıl dönümümüzde tesadüf mü, denk mi? Tesadüf, denk. Allah nasip etti. Doka'da aramıza katıldı. Hem kendisi için hem bizim için güzel ve hayırlı bir sezon olur inşallah. Kendisine de hoş geldin diyorum. Hayırlı olsun diyorum sizlerin huzurunuza. Estou dizendo bem-vindo para ele. Posso falar? Sim. Eu agradeço, né, pelo carinho, pela oportunidade que ele me deu. Estou aqui falando que vou me doar o máximo para ajudar a equipe, para tentar colocar o time no lugar onde merece, que é uma grande equipe, que é na primeira divisão. E estou muito feliz de estar aqui e creio que juntos vamos fazer grandes coisas. Como eu joguei 6 anos no Başakşehir, me doeu o máximo. Eu vou fazer o máximo por aqui também. Tabii öncelikle herkese teşekkür ediyorum, buradaki olan herkese, hocama ve kulübe bana olan desteklerinden dolayı, bana verdikleri şans için. Tabii ben büyük bir camiye geldiğimin farkındayım. Bunun için elimden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağım. Zaten sizler de biliyorsunuz, daha önceden Başakşehir'deydim. Başakşehir'de nasıl elimden gelen en iyisini yaptıysam burada da yapacağım. Hep beraber bu takımı hak ettiği yerlere götüreceğimize inanıyorum. Bizim için inşallah iyi olur. Okey. Kaç yıl hocam? İlk sezon. Tamam, böyle Doka'yı alabiliriz yani. Veya tamam. İki sezon, duruma göre onu şey yapacağız kendisiyle. Dependent ve sadizen. Pergunto quantos anos vai ficar. Tem, principalmente para nós, vamos dizer. Ele está dizendo que uma temporada ou duas. OK. Tamam. OK, tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bem-vindo de novo. Hayırlı olsun. Tamam. OK. OK, OK. Hadi. Hadi. Dışarı. Biz toplantımız devam ediyor. Hadi, tamam. Kolay gelsin size. Bay Öncelikle tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şu kapı yutuna bir. Özellikle ben istedim bu toplantıyı bugün ki bayram öncesi. Hani söz verdik ya birbirimize. 2 haftada, 3 haftada bir merak etmeyin. Ben sizi habersiz bırakmam. Konuşuruz, sohbet ederiz demiştim. Mağlup olduğumuz için de bilerek. Öyle mağlup olduk ha, ayırt etmem yani. Özellikle mağlup olduğumuz hafta ve bayram öncesi bir araya gelelim. Ki ne oldu ne bitti, 2 haftalık bir değerlendirme yapalım. Öyle konuşmuştuk çünkü. Onun için özellikle yani yanlış anlamayın ya, takım mağlup oldu. Aa, hoca bu hafta gelmek istemez falan diye düşünmeyin. Neyse o. Doğruları, gerçekleri konuşuruz. Siz de doğru bilgilendiririz ki siz de kamuoyunu doğru bilgilendirmeniz açısından. Elazığ maçına iyi hazırlanmıştık. Gerçekten oraya 3 puan için gitmiştik. Yenemiyorsan da en kötü yenilmeden 1 puanla dönmekti bütün hedefimiz. 17-18 dakikada gerçekten ortada giden bir oyun vardı. Yavaş yavaş da oyunu ele almaya başlamıştık yani, böyle bir yavaş yavaş oyunun dengesini kurup. Ama istemediğimiz ve ilk defa 2 hafta aramızda olup da lisansını yetiştiremediğimiz Keinda'nın böylesine bu kadar önemli bir maçta 18. dakikada hiçbir pozisyon yokken, durup dururken lüzumsuz bir şekilde böyle davranması ve takımı 10 kişi bırakması, 73 dakika bir takım 10 dakika çok fazla bu ligde dayanamaz. Ama 10 kişiyle mücadele eden oyuncularımı da tebrik ediyorum. İkinci yarı buna rağmen 2 tane 3 tane de pozisyon bulduk. Gol de atabilirdik. Yani biz de 1-0 mağlup devreye girdik. Eğer devreyi
gollemeden tamamlasaydık ikinci yarı farklı, daha dirençli bir takım, daha farklı bir kurguyla mücadele edebilirdik. Geriye düşmüşüz, 10 kişiyiz, kaybedecek bir şeyimiz yok diye biz de hücumcu bir oyuncu takımı alarak daha atak oynayarak 2-0, 3-0'ın önemi yok ama biz bir gol atarsak en azından burada bir puanı en kötü kurtarabiliriz diye böyle bir kurguyla ikinci yarıya başladık. Pozisyonlar verdik ama biz de 2-3 tane pozisyona girebildik. Sonuçta 2-0 mağlup olduk. Beklemediğimiz bir olaydan dolayı 10 kişi kaldık. Böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Üzgünüz. Kane de konusunu siz sormadan ben söyleyeyim. Kulübümüzün yönetmeliği içerisinde kendisine çok ağır para cezası verilecek. Başkanımızdan da bu konuyu konuştuk. Ne gerekiyorsa bu konuda ceza konusunda, ödül varsa ceza da olacak. Kendisi bundan nasibini alacak. O kadar konuştuğumuz, anlatmamıza rağmen lüzumsuz yere takımı yalnız bırakan kim olursa olsun bugün böyle, yarın da bu böyle geçerli olacak. Oyuncular da üzgün, biz de üzgünüz. Onun için istediğimiz puan ya da puanları alamadığımız için bu haftayı maalesef puan alamadan kapattık. Şimdi milli maç arası var. 2 gün izin verdik takıma. Aramıza da Doka katıldı. Belki 1-2 arkadaş daha var. Katılmasını beklediğimiz. Bu arada şunu da söyleyeyim size. Sizlere göre takımın aksayan yönü vardır illaki. Onu görüyorsunuz. Biz de görüyoruz. Ama bu aksayan yönleriyle ilgili ben göreve geldiğimden beri istediğimiz oyuncular vardı. Biz bu oyuncuları alamadık. Yani hep diyoruz ya bizim sıkıntılarımız var, dışarıdan göründüğü gibi değiliz. Biz bu oyuncuların maliyetleri yüzünden, bizim bu transfer yasağı kalktı mı kalkıyor mu diye futbolcuların, gelmek isteyen oyuncuların kafasındaki soru işaretlerinden dolayı, bir de maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı biz bu oyuncuları aramıza katamadık. Ne yaptık? Bu ligde oynayan, alınması gereken, çok fazla para vermeden bize faydalı olacağına inandığımız oyuncuları aramıza kattık. Yani şu an 11 kişi sahaya çıkıyorsak bunun 6-7 tanesi daha peşinat almadı. Onu da söyleyebilirim size. Tamamen karşılıklı diyalog, Ankara gücü sevmelerini, bizim yakın ilişkilerimiz, başkanın yakın ilişkilerinden dolayı bu çocuklar bu camiayı sevdikleri için, bu kulübü sevdikleri için biz bu şartlarla sahaya çıkıyoruz. Başkanımız ve yöneticilerimiz de hala bir kaynak arayışındalar, destek arayışı içerisindeler. Bu destek ve bu kaynaklar gelirse 1-2 tane daha oyuncu almayı hedefliyoruz. Alabilirsek biz daha tam değiliz. İşte görüyorsunuz her hafta bir oyuncu geliyor. 2 haftada bir oyuncu geliyor. Ona ayrı idman yaptırıyorsunuz. Getirdiğiniz 2-3 tane oyuncunuz sakat. Bu sakatlıklar kas sakatlığı değil. Tamamen Ferhat ilk maçta kemiğinde ödem var. Bir yarılma var. Erzurum maçında darbe aldı. Baktığın zaman Enduka antrenmanda bir şanssızlık. Korcan'dan çarpıştı. Dizinde bir problem var. Yani çarpışma darbeden dolayı yapılan bir sakatlıklar. Kasığında Korcan'ın da ayağını yere vuruyor. Altınordu maçında. Yani bir şanssızlık da var. 2 tane, 3 tane oyuncularımız da bir sakatlık yaşıyoruz şu anda. Bir tam değiliz yani. Tam olamıyoruz. Sakatlara ayrı idman yapıyoruz. İşte geç gelenlere ayrı bir program veriyoruz. Takım ayrı bir çalışma içerisindeyiz. Bütün bu ortama rağmen çocukların, oyuncuların çalışma arzusu, çalışma isteği, takım içindeki arkadaşlık şu anda gayet iyi durumda. İyi çalışıyoruz. Sadece bir maç kazanmaya ihtiyacımız var. Bir maç kazanıp bir nefes almak istiyoruz. Morallenmek istiyoruz. İnşallah bunu da ilk oynayacağımız Balıkesir maçında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bana sorusu olan varsa karşılıklı konuşabiliriz. Hocam önce başarılar diliyoruz. Sağ olun. Günün anlamı daha yüksek yaşında olabilir. Çınar diliyoruz. Çınar diliyoruz. Asıl Çınar diliyoruz. Teknik diyetleri olmak sizin için de diliyoruz. Biz Ankara'da sporcular için de diliyoruz. İnşallah 107 yaşında bir şampiyonluk gelir. İnşallah diliyoruz. Tabii ki bu. Şimdi hocam ben takip ettiğim kadarıyla yani ikmanlara gelemiyorum. Bir Ozan Muhammed olayı hep devamlı gündemdeydi. İşte onu net olarak siz açıkladın da bu her gün hemen hemen gündeme geliyor diyor. İkincisiyle ben yani futbol diye direkt bağlamam yani bazı yenilgiler veya olumsuz şeyleri.
Fakat kaleci çok önemliydi. Korcan'ın olmaması Elazığ'da sizin için büyük bir kayıp mıydı? Bu iki sorunun cevabını alabiliriz. Biz kaleci almak istedik. Bizim sıkıntılarımız var. Birkaç kaleciye gittik. Olağanüstü ücretlerle karşılaşıyoruz. Alamıyoruz. Söylüyorum yani. Ben bunu her seferinde anlatıyorum size. Biz de görüyoruz. Ama dedik ki madem öyle, genç bizim Emre oynadı. Milli takıma gidiyor. İyi de oynadı bana göre. Yediği gollerde yapacağı çok fazla bir şey yoktu. Alamıyorsunuz. İçinizdeki oyuncuları öne çıkartmak. Genç oyuncu. Ankara Gücü'ne belki bu kalecilerin ikisi de Altay olsun, Emre olsun, önü açık, geleceği olan bir kaleciler. İşte Emre milli takıma gitti. Belki onun için ilk defa PTT 1. Liginde oynamak bir şanstı. Bunu da iyi değerlendirdi. Şimdi baktığınız zaman keşke imkanımız olsa da sizin dediğiniz gibi alabilsek, getirebilsek, Korcan'la yarışabilecek. Mesela daha üst düzey, daha özgüveni yüksek, daha kariyerli bir kaleci alabilsek. Ama imkanlarımız buna el vermiyorsa, imkanlar dahilinde biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz Boluspor gibi 1 milyon euro verip Fenerbahçe'den Ertuğrul alamayız. Şu an takımı kaç paraya kurdum size çok şaşırırsınız yani. Anlatabiliyor muyum? Biz buraya gelen arkadaşlar Ankara Gücü camiasını seviyorlar. Taraftarını çok seviyorlar. Bu taraftara, bu camiaya hizmet etmek için bu grup, bu oyuncu grubu, bizler, yönetim, teknik heyet elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Söyleyeceğim bu. Başka sorusu olan? Şimdi alabildiklerinizle alamadıklarınızla kadro aşağı yukarı şekillendi. Yani ligi böyle bir kadroyla götüreceğiz. Belki bir iki takviye daha olabileceğini söylediniz. Hedefler konusunda işte ilk yarı sonu, lig sonu bir revizyonunuz oldu mu? Nasıl bir öngörünüz var şu anda? Valla benim ilk toplantıda da Samsun'da da yaptığımız toplantılarda biz yeni kurulan bir takımız diyoruz. Hala tam değiliz işte görüyorsunuz. Bir takım olmak, takımı yaratmak, bu takımın dişlerini randımanlı bir şekilde döndürebilmek için o oyuncuları birbirine yapıştırabilmek, bir araya getirmek kolay işler değil. Bugün örnek veriyorum size. Manchester United. Üst pencereden bakalım. Futbolun beşiği, dünyanın en üst düzey oyuncularının oynandığı lig ve dünyanın kabul edildiği en iyi 10 antrenöründen biri var başlarında. Ve dünyanın en pahalı oyuncusunu Pogba'yı aldılar. Bir önce 110 milyon verdiler geçen sene. Ligi kaçıncı bitirdiler? Yedinci. Yedinci bitirdiler. Ya futbolda biz bu ligde yeni çıkmış bir takımız. Kolay değil. Bu ligde mücadele eden, bu ligin seviyesindeki oyuncuları bir araya getirip geçen yıl şampiyon olan takımdan da 6 tane oyuncu oynatmışız şu ana kadar. Bakın. İşlerinde bu ligde, bu lige adapte olabilecek, bize faydalı olabilecek oyuncuları dışımıza tuttuk. Belki giden olur, belki tekrar gelen olur. Bunlarla bir harman yaparak bu ligde iyi mücadele edecek. Önce dedik ki hayalci değiliz ama hayallerimiz de var. Bir kalıcı olalım. Bir kalıcı olurken de bakalım biz bu takımı iyi bir şekilde donatabilirsek, dizayn edebilirsek, iyi çalışarak nereye kadar gidebiliyoruz? Tabii ki hedeflerimiz var. Biz bu sene bu takım kuruldu da yani kümede kalma mücadelesi vermiyoruz. Bu ligde kalıcı olacağız. Kalıcı olmak demek de zirveyi zorlayabilir miyiz? Zirve olmazsa ilk altıyı zorlayabilir miyiz? Bizim de düşüncelerimiz bu. Ama bazen de böyle hesapta olmayan işler çıktığı zaman o sizin düşüncelerinizi bu sefer ne yapıyor? Bir tık aşağıya çekiyor. Şimdi biz yeni kurulmaya çalışan bir takımız. Yeni bir oluşum içerisinde. Sizler de takdir edersiniz ki. Bunun örnekleri var. Bugün Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. Bugün Beşiktaş geçen sene şampiyon olmuş. Hala oyuncu alıyorlar. Rize Spor'a bakıyorsunuz. Hikmet Karaman dün evvelsi akşam televizyona çıkmış. Ne diyor? 4 yıldır Rize Spor'un teknik direktörü. 4 yıl. Bakın örnek veriyorum size. Takım küme düşmüş. 3 maçın 3'ünü de kazanmış. Bize transfer lazım diyor. Bize transfer lazım diyor. 3'te 3 yapmış. Hazır kurulu takım elinde. Süper Lig'den düşmüş. Aynı antrenör 4 yıldır. Ama bana oyuncu lazım diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kolay değil. Biz de şimdi bu ligde mücadele edebilmek için, var olmak için bir takım olma yolunda, tam olma yolunda gece gündüz uğraşıyoruz. Ama biz
Şimdi isim vermeden konuşayım. Bazı kulüplerle eşdeğer değiliz. Onların ekonomik durumları iyi. İstedikleri oyuncuyu alabiliyorlar. Mesela biz 2-3 tane, 3-4 tane oyuncu çok istedik. Ekonomik nedenlerden dolayı alamadık. Ne yaptık? Daha ucuzunu, daha iyi iş yapacağını işte bu tip oyuncuları alabildik. Biz de bu oyuncularla söylediğim gibi elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Takım olmak için, takım olmak kolay değildir. Oyuncuları bulmak, bir araya getirmek, inandırmak, çalıştırmak, birbirine yapıştırmak kolay değildir. Onun için bu yolda çok zorlanıyoruz. Gerçekten çok zorlanıyoruz. Oyuncuları ikna etmek, getirmek. Duyuyorlar da futbol dünyası, küçük dünya. İşte biliyorsunuz yasak son anda kalktı. Acaba devre arası gene yasak olacak mı? Paralar ödeniyor mu, ödenmiyor mu? Vesaire bir sürü sorunlar. Hepimiz biliyoruz bunu. Biz bütün bunlara rağmen moralimizi bozmadan, en başta ben moralimizi bozmadan dik durarak, moralimizi yüksek tutarak oyuncularımızla beraber iyi çalışarak iyi sonuçlar almaya çalışıyoruz. Birlikte iyi mücadele etmeye çalışıyoruz. Söyleyeceğim bu. Hocam öncelikle 107. yılımızın dolmasını ben de ifade ediyorum. Herhalde İsmail Kartal'ın hayatında şu an Doka'yı da buraya ilave ettiğim zaman 18 tane yeni adam ilk defa hayatınızda karşılaştığınız bir fotoğraf. Evet. Bunun zorluklarını bilerek ve bir başkentli gazeteci olarak mesuliyet içerisinde hareket etmediğinizi biliyorum. Bu konuda dikkatli olmaya çalışıyorum. Burada teknik ekibe, burada yönetime, taraftara çok büyük sorumluluklar düşen bir süreç var. Bu sürecin çok iyi idare edilmesi lazım. Ben Ankara Kalesi'ni çok severim. O kaleye çıktım. Daha üçüncü haftada çok büyük homurdalar gelmeye başladı. O nedenle bu süreci herkesin çok dikkatli takip etmesi ve çok sorumlu davranması gerekir. Dilerim bir daha bu tür süreçler yaşanmaz. Ben bu süreçleri hiç tasvip etmiyorum. Türk futboluna da çok büyük katkı sağlayacağına da inanmıyorum. Yani 20 tane oyuncu alıp yani hakikaten yarın eğer İsmail Kartal 2 yıllık bile bir süreç içerisinde görev yapamazsa bu çok acı bir son olur. Siz bu 2 yılı garanti edebiliyor musunuz hocam? Ne açıdan? Bu kulübün başında kalabilecek bu 2 yıllık bir süreçte evet. Bu kadar sorun. Türkiye'de işte Ümit Özat bir sürü insanı transfer etti ve 3. haftada takımın başından gönderdi. Türkiye'de burada bir yanlışlıklar var, böyle bir yanlışlıklar da var. Ama ben Ankara gücünde artık bu yanlışlıkların yapılmasını istemiyorum. Yapılmaması da gerektiğine inanıyorum. Şimdi şöyle, samimi olmak lazım. Ben her şeyin cevabını çok net veririm. Kendime bir kere güvenen bir insanım. Benim çalıştığım takımlar, çalıştığım antrenörler, arkadaşlarım, hayatımdaki başarılar hepsi net ortada. Ben burada Ankara gücüne aman 3 hafta daha fazla kalayım, işte 3 ay daha fazla kalayım falan derdinde değilim. Bakın ben 4 aydır buradayım. Bakabilirsiniz yönetim bir kuruş almadı. Net. Yardımcılarım da almadı. Biz gönülden buraya severek geldik. Tamam. Çok net söylüyorum. Biz buraya severek, inanarak geldik, isteyerek geldik. Ha, antrenörler burada biz haftalık yaşarız. Ama ben burada 2 senelik bir proje için geldim. Bu zaman içerisinde burada bir şeyler yapmak, bir iz bırakmak, bu camiye ayağa kaldırmak, başarılı olmak için geldim. Ben elimden geleni yapıyorum. Vicdanen de rahatım. Ankara gücünün başarısı için, geleceği için. Ha, bu zaman içerisinde işler iyi gider, Türk çok gerçekçi olmak lazım. Antrenör devam eder. İşler kötü gittiği zaman en zayıf halka teknik direktördür. Ne olacak? İşte antrenör, işte hoca oluyor, olmuyor, bir sürü tartışmalara sebep olabiliyor. Maalesef bizim antrenörün hayatı böyle. Ama bir Rize'ye örnek verdim. Takım küme düştü hala antrenörü başında. Onlar gibi olabiliyor muyuz? İşte o zaman istikrarı yakalayabilirsiniz. O zaman başarı gelir. Dışarıdan herhangi bir insanlar değil, kulübün içindeki kulübün yönetimi, yönetimleri rasyonel bir teknik heyetle beraber bir plan, bir proje yapılır. Ve bu plan, bir projeyle beraber adım adım hedeflerinize gidersiniz.
Yani bu hedefler doğrusunda aksamalar olacak, duraklamalar olacak, gerilemeler olacak. Ama burada medyanın da taraftarında buna sabır göstermesi lazım. Ancak sabır olursa, hoşgörü olursa, samimiyet olursa başarı zaten gelir. Ama hoşgörü olmazsa, samimiyet olmazsa, işin içine art niyetler girerse, o zaman burada başkan da olmaz, hoca da olmaz. Bir kaos olur yani. O zaman kimse bu işten bir şey kazanamaz. Ankara gücü kaybeder yani sonuçta burada. Ben bunlarda değilim, buralarda değilim. Çünkü ben kendimi biliyorum. Yani onun için inşallah burada da başarılı oluruz. Uzun yıllar buraya hizmet ederiz. Çok fazla benim sosyal medya hesabım yok, takip etmem, Twitter hesabım yok, bakmam. Ben kendi işime bakarım. Bu boş adam işleridir bunlar. Toplum içinde kendini yer bulamayan insanlar, bu tip tweetler, fatalı, onlar hiç önemli değildir. Bak gerçek gelsin, kim ne sormak istiyorsa, ne öğrenmek istiyorsa ben buradayım. Yüzde bir açık açık konuşuyorum. Mağlubiyetin de hesabını veririm, galibiyetin de hesabını veririm. Bu kadar net. Ben spor adamıyım, futboldan geldim. Yani bir antrenörün suçu varsa, benim bir suçum varsa, hatam varsa derim ki arkadaşlar ben hata yapmışım. Benim takımım koşamıyor. Benim takımım şöyle oluyor. Suçu ve sorumluluğu üzerime alırım arkadaşlar. Bu kadar net yani. 3 hafta içinde hiç hatanız nedir? En büyük hatanız 3 haftalık diye baktığınızda madem hata dediniz de. Valla çok fazla hatam yok benim 3 hafta içinde ya. Hatam yok yani. Yalnız Hikmet Kahraman konuşuyor da herhalde bir kılıf arıyor gibi geldi bana o. Ya o Rize Spor'un yani sorunu, onu örnek mi verdi, o başka ben bir şey. Ben onlarla ilgilenmiyorum, sadece örnek verdim. Size en üst seviyeden de verdim, ortadan bizim seviyemizden de verdim ki olayları toparlayalım diye. Hocam, Hürriyet'ten Özgür Şahin'le ben iki sorum olacak. Bir tanesi, hem sizin açıklamalarınızı hem oyuncuların açıklamalarını takip ettik. Disiplin, takım içi disiplin konusunda katı olduğunu düşünüyor musunuz? İkinci sorum da, 18 oyuncu transfer edildi, 2 tanesi hiç oynamadan gönderildi. Yine gidecek oyuncular olacak mı? Olabilir. Çünkü demin de söyledim. Bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Takım olma yolunda 21 kişi kadroda bulundurabiliyoruz. Statü gereği. Şimdi siz bazı oyuncular geldi, bakıyoruz. Bazı oyuncularla konuştuk. Bize istediğimiz verimi veremeyecekse, bu oyuncunun burada durması Ankara gücüne büyük. Bizim için de büyük. Verim alamayacağımız bir oyuncuyu kadroda tutup verim alacağımız oyuncuyu getiremiyorsak bu da bizim için bir sorun. O zaman ne yapıyoruz? Kadronun önünü biraz açmalıyız ki daha verim alabileceğimiz, daha güçlü, daha kariyerli oyuncuları getirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu. Zaten çoğu zaten kimseye bir şey almadı, etmedi burada. O çocukların da gönlünü alarak yani böyle şey yaparak değil, oynayacağı bir kulüp bularak, parasını alabileceği, helallığını alarak, gönlünü alarak bunları yapıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Tamam, o zaman bu erken oldu. Çünkü 8'inde transfer bitti ya, o futbolcuları da göndereceksiniz herhalde 2-3 gün içinde karar verildi. Tabii. Şu an çalışıyoruz zaten. Şu an çalışılıyor. Ve Ankara'da son 3 haftada gol atmakta zorluklar çekti. Osman Spor'dan Umut Nayir'in ismi geçiyor. Bu konuda ilgili bilgi verir misiniz? İki isim daha geçiyor, pardon hocam. Umut ve Kiste. Kala ve Kiste. Üçünü daha verecekler Ankara'ya bir gün. Şimdi orada Umut Nayir'e bilgimiz var. Ben önce sizin ikinci sorunuza geleyim. Bunu atladık, kusura bakmayın. Evet, gol pozisyonlarında sıkıntı var dedi. Yok, onu ben sormadım. Ben sordum. Ben şey sordum. Takım içi disiplinde katı olduğunu düşünüyor musun dedi. Ben futbolun profesyonellik çerçevesi içerisinde oyuncularıma karşı disiplin talimatı neyse çok fazla ekstradan futbolcuları yoracak, zora sakacak bir disiplinle ilgili bir katı bir insan olduğumu düşünmüyorum. Dışarıdan ilk baktıklarında bana böyle sert falan böyle bir insan olarak görüyorlar. Ama birazcık beni tanıdıkları zaman futbolcularla biz yeri geliyor arkadaş gibi oluyoruz. Abi kardeş oluyoruz. Yeri geliyor baba oğul gibi oluyoruz. Yeri geliyor de antrenör olmamız lazım. Onun için bu ayarı iyi vermek lazım. Bu diyaloğu, bu mesafeyi iyi korumak lazım. Ben bütün oyuncularıma karşı, oynayana da oynamayana da herkese karşı aynı mesafedeyim. Ben çok fazla katı olduğumu düşünmüyorum.
Bazı konularda da, hatta bu izin konularında da beni şey yapıyorlar böyle, fazladan izin de veriyorum yani onlara. Buyurun. Efendim? Umut. Umut'la ile ilgileniyoruz. Çünkü Kane'den'in atılmasıyla beraber tedbirli gidecek. En az bir 4 maç. Çünkü bir hafta önce Adana'nın santraforu Magai'de atıldı. 4 maç aldı. En az Kane'den de 4 maç olmadığını düşünürsek elimizde bir İlhan kalıyor. Bir de kırık santrafor, işte kanat gibi Enes var. Başka bir oyuncumuz yok elimizde. Umut Nay ile ilgileniyoruz. Görüşmeler ne aşamada? Onu bayağı tamam. Görüşmeler şu an görüşülüyor. Yani bu belli olmuyor transfer. Yani iyi dersiniz, kötü çıkar, hoca şey olmuyor burada yani. Görüşmeler devam ediyor. Bir de bir stoperle ilgileniyoruz. Suzukalı. O ya da başka bir stoper de var. Onunla da ilgileniyoruz. Bu şekilde yani Umut Nayır ve bir stoperle, ama Lucas olur ama başka bir yerden bir oyuncu olabilir, ilgileniyoruz. Onun haricinde başka çok fazla bir oyuncu almayı da düşünmüyoruz zaten. Bu iki oyuncu gelirse zaten bizden de bir iki kişi, üç kişinin ayrılması gerekiyor. Çünkü kadroyu boşaltmamız gerekiyor. Bir veya iki kişinin de ayrılması gerekiyor. Veyahut da bir oyuncuyu gönderip 97-98'i kadroya birini alıp kontenjandan bir kişi açmamız gerekecek yani. Yani böyle de içeride sıkıntıları var. Bunlarla da yani şeyiz yani, meşgulüz. Yani kadroyu oluşturmak için, bu kadronun tam olması için kolay değil yani. Ben bu oyuncuyu aldım ama içeride 28 kişiyiz. 3 kişiyi göndermeniz gerekiyor falan gibi. Yani böyle bir gerçekten yönetim olsun, ben olayım. Çok zorlanıyoruz yani bu konuda. Denklemi kurmak da zor. Zor yani, çok zor. Gerçekten çok zor. Çok zorlanıyoruz yani şu anda. Liste yok o zaman. Doka geldi şu anda. Onu da düşünüyoruz. Bakalım. Çünkü biliyorsunuz 5 oyuncu oynatabiliyoruz. Onun haricindekilerini kadroya alamıyorsunuz. Onu düşünüyoruz yani. Bir formül ne yapabiliriz? Hem kulübe fazla yük bindirmeden ne olabilir? Yani kolay değil yani. Böyle bir yapmak durumda yabancı oyunculardan biri takım ayrılabilir mi peki? İşte düşünüyoruz diyorum. Yani düşünüyoruz. Yani bir hani bunu senin istediğini vermeyeceğiz diyor hocam. Kim bakacak? Yok, şimdi sizler çok sert değil de siz çok sert değilsiniz. Futbolcu dönemde yani sakin. Böyle yani sertlik başka, disiplinli başkadır. Yani öyle sert bakışlı falan değilsin. Ben Sivasspor şampiyon devamında yani o kadar şey de orada futbolcuna güle oynaya yani şeyler, hareketler oluyordu. Evet. Yani burada aşırı bir şey mi var, sertlik mi var bilmiyorum. Yani görmedim. Hiç öyle bir şey yok. Pek bir sertlik görmedim. Yok yok, öyle bir şey yok. Şu sakin, şeyde de yani kulübede dururken de sakin bir... Yani hayatımda, hayatımda hiçbir yani zaman futbolcuma laf söyletmedim. Söylettirmedim. Ben de söylemedim. Ama söyleyecek bir şey varsa da herkesin yüzüne söylerim. Net. Senin bu eksiklerin var. Bunları yapmayacaksın. Daha iyi olman için, olmanız için ya da olman için bunları yapman lazım. Üst seviyenin davranışları budur. Arkadan yandan olmaz bu işler. Olabilecek sorumluluğunu. Bir böyle tutmak var, bir de böyle tutmak var. Ben böyle tutmalarını istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ha, sahaya çıktık, ciddiyet isterim. Ciddiyet, herkes işini yapacak. Ha, sahanın dışına çıktık, şaka yapalım, gülelim. Tamam, eyvallah. Ama orada iş isterim. Ciddiyetse, katılıksa katılık. Samimiyetse samimiyet. Ama önce işimizi yapacağız. Önce bir mesafe kat edeceğiz. Önce bir oturalım. Önce bir gemi yürüsün. Yürütelim, yürüsün ondan sonra. Daha hiçbir şey yapmadan, yürümeden olmaz. Buyurun. Bir şey daha yapmıştım. Samsun ve sezon öncesi kulüpteki toplantınızda ilk 5 haftadan bahsettiniz. İlk 5 haftanın 3'ü geçti, 2'si kaldı. Bu ilk devamındaki düşüncenizi tabii ki şu an soramam ama Elazığ'ı da kırmızı karttan ötürü pek soramam. Altın Ordu ve Erzurum maçlarında istenilen oyun oynadınız mı? Çok ve güzel. İstenilen puanı aldınız mı? Çok güzel. Erzurum ve Altın Ordu maçının oyun temposu, koşu mesafeleri, toplu oynama yüzdeleri, sprintleri, gol pozisyonları, 9 tane pozisyona girmişiz 2 maçta.
yeni kurulan bir takımız. İlk maç. Her hafta birbirini yeni tanıyan oyuncularla sahaya çıkıyoruz. Bu hafta da Kane de gir takımı. İlk defa bir arada çıktılar. İlk 11 işte. Anton, o bu atıldı. Ondan önce Pussi, ondan önce Dieng. İşte, yani bu sorunlarla uğraşıyoruz. Dedim mi? Takım olmak zordur. Biz takım olma yolunda mücadele ediyoruz. Takım daha olamadık. Olmak için mücadele ediyoruz. Şimdi Doka geldi. Ama bütün bunlara rağmen, bütün bu zorluklara rağmen Altınordu maçını kazanabilirdik. İkinci yarı pozisyon vermedik. 3 tane net pozisyonumuz var. Koşu mesafelerine baktık. 110 kilometre koşmuş bu takım. Türkiye Süper Ligi'nin koşu mesafesi ortalaması 107 kilometredir arkadaşlar. Sprintlerimiz 7300 metre koşmuşuz. 20 kilometre saat hızı ve 24 kilometre yüksek şiddetli koşular 2800 metre. Türkiye'nin ortalaması Süper Lig'in 6500. Onun da üstündeyiz. Yani biz fizik olarak gayet iyi durumdayız. Pozisyona da girmişiz. Atamamışız. Ama bazı maçları izliyorum ben. Hiç pozisyonları yok. Rakip bir hataya bir gol atıyorlar mesela. Maçı alabiliyorlar. 3 puan. Biz bunu gerçekleştiremedik. Bu iki maçta da oyun olarak, mücadele olarak da elimize bu fırsatlar geçti. Biz o gol işi, o dokunuşu yapamadığımız için maçları kazanamadık. Ama takımın mücadelesi, oyun anlayışı, saha içindeki taktik disiplinler hepsinden memnunum. Ya keşke şu iki maçtan bir tanesini kazanabilseydik bizim için. Olmadı ama bu maç hesapta hiç yoktu. Biz bu maçtan diyorduk bir 3 puan alabiliriz veya en kötü bir puanla gene dönebiliriz. İşin başında özete dönersek diyorduk ki biz yeni kurulan bir takımız. Her hafta yan yana oynayan arkadaşlar var. Biz bu geçiş dönemini en az kayıpla geçmek istiyoruz. Hep bunları söyledik. Bu Elazığ maçı hesapta yoktu. Ama tekrar söylüyorum, orta ve uzun vadede bu takım iyi olacak. Biz iyi olacağız, iyi çalışıyoruz. Siz de görüyorsunuz şimdi Doka geldi. Kaç haftada hazır olur Deko? Yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Bir efendim? Bir aydan önce. En az 4-5 hafta. Değil mi? Takım hazır olacak, şudur. Hep böyle bir zamanla yarışıyoruz. Biraz sabır, biraz hoşgörü taraftarımızın, camiamızın, medyanın, herkesin sabırlı olması, birlik beraberlik içerisinde Ankara 3 takımı orta ve uzun vadede ben iyi olacağını düşünüyorum. Biz iyi çalışıyoruz, iyi yoldayız. Söyleyeceklerim bunlar yani. Başarılar borçlu. İnan Tatlı Asıklar Spor Hocam. Bugün karşında İspanya Kartal değil, Fatih Terim de olsa, burası Ankara 3 değil, Etimesgut Belediyespor ya da Altındağ'da olsa ben benzer eleştiriyi yapardım. Bir teknik direktör geliyor. Geçen seneki kadronun neredeyse %80'ini revize ediyor. Ondan sonra da bunun açıklaması yeni kurulan takımda sorunların maddi sıkıntı olduğu, transfer yasağının geç kalkması falan oluyor. Şimdi eğer ciddi ciddi bir maddi sıkıntı varsa, ki var, transfer yasağı son dakikada kalktı. İsmail Kartal geçen seneki kadroyu koruyup onun güçlendirme yolunu niye denemedi? Eleştirilen çünkü ana kaynağı biraz bu. Bu kişiden kişiye değişebilir. Ben takımı gördüm. O oyuncuların buradaki bu ligde çok fazla yeterli takviyelerle beklentilere cevap veremeyeceğini düşündüğüm için başkanla oturduk, bir plan yaptık. Böyle bir tercihte bulunduk. Bugün belki halen bir takım olmayanla sıkıntılarla uğraşsak da insanlar geçen sene bu takım şampiyon oldu. O takım kalsın. Bu da bir düşüncedir. Bu da bir felsefedir. Bu da insanların kendi düşünceleridir. Olabilir. Ama kulübümüzde biz başkanla oturduk. Bu takımın daha başarılı olması için neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Biz kendimize göre bir yol seçtik. Bu yoldan gidiyoruz. Yani şimdi baktığınız zaman o zaman Beşiktaş'ta şampiyon oldu. Halen oyuncular gidiyor. Oyuncular geliyor. Bugün baktığınız zaman dünyadan biraz önce de örnekler verdim. Birçok oyuncular gidiyor, birçok oyuncular geliyor. Bugün Rize takımını örnek verdim. Hala insanlar transfer yapmanın peşinde. O insanların kendi düşünceleridir. Onlara da saygı göstermek lazım. Ama biz kendimize göre bir proje, bir yol belirledik. Biz bu yolda gidiyoruz. Onlara da söyleyeceklerim bunlardır yani. Teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hepinize... Pastamızı keselim hocam. Efendim? Pastamızı keselim mi? Pastamız 1900... Hocam peki size telefonla ulaşma şansımız var mı, yoksa böyle yüzde toplantılarla ancak konuşabileceğiz? Yani bunu samimi olarak soruyorum. Ben şöyle söyleyeyim size. Mesela Aykut Hoca hiçbir zaman telefonlarımıza çıkmaz, ancak mesaj atardık. Geri görüşürüz. Ben şöyle yapıyorum. Yanlış anlamayın. Tabii. Birkaç gazeteci arkadaşımız da aradı. Görüşmek istedi. Dedim ki bu benim adıma etik değil. Çünkü sana bir şey söylerim. Sen bunu yazarsın. Diğer arkadaşlar bak hoca ondan konuştu. Bir haberi verdi. Bize vermedi gibi sıkıntılar olur dedi. Ben dedim bu şeyi sevmiyorum. Ara ara böyle işte iki hafta dedi. Özel yani hocam örnek göstereyim. Benim aklıma gelen özel bir sorusu olsa ben açıkçası burada sormak istemem. Kendi özel patlatacağım haberdir. Kendim düşünmüşümdür. Hocaya direkt sorup onun cevabını alıp yazmak isterim. Burada söylediğimi herkes yazacağı için ben bunu yapmak istemem ise. Ama o da ayrıcalık olur. O da yanlış anlaşılmalara gider. Hoca ona verdi, bize vermedi. Ben öyle şeyi sevmiyorum. 2-3 hafta dedi. Takımla ilgili. Öğrenmeniz gereken ne var? Samimi bir şekilde böyle sohbet ederek konuşabiliriz. Ama öbür türlü iş başka yerlere gider. Bence hocanın konsepti doğru arkadaşlar. İş başka yerlere bence gider. Bence bu konsepte ilerlemeliyiz. Ve hoca bugün çok önemli mesajlar da veriyor. Sosyal medyadaki bu yanlışlıklara da bizim bundan sonraki mücadelemiz ve katkımız engel olacak. Haftada bir kere makul bir şekilde bir araya gelmemizde yarar var. Ama şöyle bir şey de var hocam, pardon Ali abi. İdmana geldim, ben idman istiyorum. Aklıma bir şey takıldı, siz de oradasınız. O soruyu sormayın. Sizinle haftalık ya da 15 günde yapılacak toplantı beklemem gerekiyor. Orada da sorsam cevap alamayacak mıyım yani? Telefonda sormadım. Tamam bunu anladım. Antrenmana ama gelip izlediğiniz zaman orada konuşursa orada antrenmanda hep beraber orada konu sorabilirsiniz. Ha, tamam. Sorabilirsiniz yani antrenman esnasında. Zaten antrenmana da çağıracağım ki geleceksiniz. Oradan fotoğraf da alabilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Hocam bu bir haftalık olsun. Hem de bu tereddütler ortadan kalkar. 15 günde Ankara Gücü camiası için uzun bir süreç oluyor. Değil bir hafta 3 gün uzun bence Ankara Gücü için. Hocam bir de bugün biz Pınar Bey'le, Ercan Bey'le görüştüm de sabah toplantısı biraz erken çünkü Ankara'daki yerel gazeteler yani bugün kullansın. Çünkü ertesi 3 gün sonraya kayıyor. Ajans geçiyor, haber bekliyor. Ankara gazeteleri gidiyor. Yani şu toplantı normal. Biraz 11 de olsa daha iyi olur. Ben de, şimdi 10'da antrenman 12'ye doğru bitiyordu. Yok, başka mesela pazartesi, salı olur. Yani yaparız, yaparız. Daha iyi olur çünkü tamam. Arkadaşlar sayfalarını yerden azından Ankara gücüyle daha çok olur. Tamam tamam yaparız, tamam. Sıkıntı yok yani, çekeriz. Çünkü hocam Ankara'da şöyle bir şey var, yaşayınca göreceksiniz. Ankara gücüyle ilgili haber vermediğiniz zaman çok büyük tepkisi oluyor. Gençler Birliği'ne ve diğer takımlarda öyle değildir. Yani vermeseniz de çok fazla ses çıkmaz. Ankara gücünden bir gün haber vermeyin, gazete büroları telefondan geçilmez yani. Ararlar, sorarlar, bize bir şey mi oldu derler. Onlar da endişelerim yani. Şey hocam, şimdi en çok istedikleri günlük antrenman haberi. Bugün zaten yaptık, gönderdik sizin izninizle. Antrenman haberimizi gönderdik. Yani sakat oyuncumuz var mı, cezalımız var mı, antrenmanda kim atladı, kim hopladı, kim düştü. Biraz taraftar da merak ediyor. Böyle dedik artık bu hocamız da izin verdi. Bunu günlük antrenman haberini geçeceğiz dedik. Zaten bugün geçtik sizlere haberi. Yani doğru informasyon olmazsa hocam, biz bu sefer kulaktan duyma olayını detaylandırıp, araştırıp haber yapma derdini düşeriz. Bu biraz böyle olacak. Antrenmanın haberlerini veririz size. Sıkıntı yok. Tuna Bey veririz size antrenmanla ilgili. Toplantı bir araya gelme haftada bir. Açık değil mi hocam? Gazetecilere bilmiyorum. Yok açık değil. Haftada bir gün açacağız size. 15-20. Açarsınız, gelirsiniz, bir 15-20 dakika görüntü alırsınız, izlersiniz. Ondan sonra, çünkü o zaman çok fazla kalındığı zaman, yayıldığı zaman o ayrı o işe, tabii yani orada konsantrasyon dağılıyor. O şekilde olursa daha iyi olur. Merak etmeyin, onlar basit, kolay şeyler. Yaptığımız şeyler, dünyadaki büyük kulüplerin herkesin yaptığı şey yani, büyütecek bir konu değil yani. Şehir büyük değil hocam, 3 tane olan da gazeteci varız. Buradan gençlere geçeriz, gençlerden Ankara yüzüne geçeriz. Oradan geçeceğimiz bir günde işimizi halletme derdine düşeriz çünkü çok fazla kulübümüz var, çok fazla yere gitmemiz gerekiyor. Bunların tarihleri, zamanları çakıştığı zaman bizim için ciddi bir derece. Gel başlayalım. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Telefonlarımızı alalım, hastamızı getiriyoruz. Abi da bitti. Bunları açalım. Nasıl geçti hocam? Yormadı değil mi arkadaşlar? Yok yok. Yorulacak bir şey yok.
Sen gelseydin görürdün işte. Başka? Ali abi başın sağ olsun. Sağ ol. Sabri abiyle beraber ayak çalışacağız. Çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Tamam, sen spor yadan atacaksın. Ortaya açabilirsin. Zaten çekiyorum. Buradan da gitsin. Şunu da başlayalım. Neyse. Ben bir araç istiyorum bir şeye. Nice 107 yıl var inşallah. Şampiyonluklarla. Hadi aşağısına tut kafesi değil mi? Aferin sana. İnşallah. Hep beraber. Çatal gitmedi Hocam abi. Yapacak bir şey yok. Tamam abi. Ya bir şey yapmadım.